Merhaba sevgili Ekmek ve Gül izleyenleri. Bugün avukat Aslı Koçak Arıhan'la birlikteyiz. Aslı Hoca aynı zamanda kamuoyunun da sıkça takip ettiği Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde Profesör Hasan Bey'in tecavüz, alıkoyma ve birçok suçtan yargılandığı davanın genç tecavüze uğrayan genç hekimin vekili. Bugün onunla birlikte hem davayı, dava sürecini konuşacağız. Neler oldu? Mahkemenin tutumundan bahsedeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Geçtiğimiz günlerde dava sürdü. Uzunca da bir ilk duruşmaydı. Yargılama yapıldı. İlk olarak davadan biraz bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Bahsettiğiniz gibi bu çarşamba günü 11 Aralık'ta ilk duruşmaya girdik. Sabah 10.30 gibi başladı ve akşam 18 gibi bitti duruşma. Gerçekten de müvekkilimin kendisini ifade edebildiği, anlatabildiği, yargılamaya, hakimlere, savcılara kendini ifade edebildiği bir duruşma oldu. Bu nedenle kendisini de daha iyi hissettiği bir duruşmaydı. Ama aynı zamanda sanıklarla karşı karşıya gelmek, onların yüzlerini bile görmek onun için tekrar ikincil bir travmaydı. Biz özellikle bu tür davalarda şiddeti yaşamış kadınların mahkemelerde, adliye salonlarında daha bir yandan da psikolojik şiddet yaşadığına tanık oluyoruz. Bunu yine aynı zamanda karşı tarafın avukatları ve hakim aracılığı da aslında hissettik biz karşı sıralardan da. Sorularda sıkça bahsedilen şeyler vardı. Mücadele etmedin mi? Neden aramadın? O an hatırlayamadığı şeylerden bile aslında soru soruldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizde en büyük sorun şu, tecavüze uğrayıp travma altındaki kişiden normal, aklı selim, gündelik hayattaki bir insanın tepkilerinin beklenmesi. Şu andaki yapacağımız tepkiyle o travma altındayken, yani tecavüze uğrama tehdidi altındayken ve uğradıktan sonra yapacaklarımızın aynı olmayacağını artık bütün herkesin kabul etmesi lazım. Benim müvekkilim bu olayı yaşadıktan sonra sadece ve sadece yargıdan, yani ve adaletten yardım istedi ve bu bağlamda da öncelikle karakola gitti, hastaneye gitti, sonrasında savcılığa gitti ve en sonunda da gerçekten de mahkeme safhasında yaşadığı travmayı çok zor olarak da olsa anlattı. Hatta dikkat ederseniz duruşma sırasında da bazen şöyle oldu, hani devam edemeyeceğini hepimiz de düşündük, çok zordu, hepimiz ağladık onunla. Anlatmak istiyorum dedi. Evet, ısrarla. Ben kendim şunu gördüm bu meslek hayatımda. Mağdur bilimi bambaşka bir şey. Bizler hukukçularda çoğu zaman mantıklı düşünüyoruz. Sadece kitabi düşünüyoruz. Kanun çerçevesinde düşünüyoruz. Ama ben bu davada bir daha gördüm ki mağdur psikolojisi bambaşka bir şey. Öncelikle nasıl ifade vereceğini gizli mi olsun, nasıl anlatacağını kendisi de karar veremedi. Fakat ben bu süreçte kendisine bırakmak istedim. Sonrasında duruşmaya gelenlerin onunla birlikte atan yüreklerini, onun için gelmelerini görünce kendisi açık olmasını istedi. Ve gerçekten de onun için çok büyük bir destekti gelen kişiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sonrasında da onların bakarak anlatamayacağını söyledi. Normalde tanık olarak verilen yerde ifadesini verdi. Psikolog desteği istedik. Hemen psikolog geldi. Çok işini bilen biriydi. Olması gereken de oydu. Çünkü biz avukatlar ya da hakimler, savcılar bir mağdurun nasıl ifade verebileceğini bilmiyoruz. Ve bu konudaki yapılan her zorlama yeni bir travmaya sebep oluyor. Ve gayet de uzun bir duruşma oldu. Bu uzun duruşmada da heyet gerçekten dinlemeye, bir şekilde olayla ilgili zorlamadan ifade almaya çalıştı. Ama şu gerçek, aslında artık agolar ya da sanıkla mağdurun yan yana gelmeyeceği ortamların olması lazım.
Ben bu dosyayla ilgili düşüncem şu, birçok şeyin de değişeceği, artık tecavüz mağdurlarıyla ilgili somut, sadece delile dayalı olayların olmaması gerektiği, aslında çoğu zaman deliller yok edildiğinde sadece mağdurun beyanı nedeniyle cezasız kalan birçok tecavüz olayının, suçlunun olduğu dosyaların değişmesini istiyoruz. Yani ben müvekkilim de aynı düşüncede ve ben şuna da inanıyorum. Artık şu anlaşılmalı, tecavüz dosyalarında sadece delili şey olarak düşünülmemeli. Adli tıp raporu ya da bambaşka bu çok klasik delillerden çıkılabilmeli. Bazen tecavüz mağduru anında gidemeyebiliyor, bilmeye de biliyor. Biliyor fakat şikayetçi olup olmamaya da karar verebiliyor. Bazen yıllar sonra bile bu travmayı atlatamadığını düşünüp şikayetçi olabiliyor. Artık bu suçlar zaten çok kapalı ortamlarda, kimsenin olmadığı ortamda gerçekleşen suçlar. Bazen aile arasında olduğu için hiçbir zaman ortaya çıkamayacağı, tanığın, delilin olmayacağı suçlar. Ama mağduru var mı? Var. Ve bazen insanlar kendilerini, mağdurlar, intihar edecek kadar kötü durumda hissediyorlar. Çaresiz hissediyorlar. Asıl istedikleri dertlerinin dinlenmesi, anlaşılmak ve gerçekten de adaletin yerini bulması. Peki bu noktada çaresizler mi? Ben şuna inanıyorum, hiç kolay bir iş değil. Yani tacize, tecavüze uğrayan birinin anında gidip bunu söyleyebilmesi mümkün değil. Ama meslek hayatımda şunu gördüm, eğer şikayetçi olmuyorlarsa bunu atlatamıyorlar. Yani onu unutmuş kabul etmek, olmamış kabul etmek diye bir şey durum yok. Mutlaka hayatlarının bir döneminde tekrar bu travmayla yüzleşiyorlar. Bu nedenle mutlaka şikayetçi olmaları lazım. Aslında karakollara gidildiğinde birçok zorlama da olabileceğine rağmen sonuçta bir ifade veriyorlar. İfadeyi verdikten sonra bir savcılık aşaması oluyor. Ve gerçekten de benim de müvekkilim birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen evet, dün sanık sandalyesinde bu iddiasıyla sanık yargılanan 3 kişi vardı. Evet, sanık sandalyesinde her şeye rağmen 3 kişi vardı. Ama aynı zamanda ifadelerini tekrarlayan, tutarlı da konuşan, dimdik duran genç bir kadın da vardı. Aslında bu genç veteriner hekim bütün kadınlara ve karşı taraftan izleyen bize de umut oldu. Çünkü son zamanlarda kadına şiddeti, kadına çocuğa şiddeti çok fazla görüyoruz. Ama mücadeleyi de görüyoruz bu noktada. Mücadele kısmına değinecek olursak ve bu genç kadından bahsedecek olursak bizim önümüze koyduğu şeylere nelerdir? Ben ondan da çok şey öğrendim. O kadar çok güzel söylediniz. Tutarlı, duyarlı ve bu konuda gerçekten sessiz kalmak istemiyor. Ve şunu söylüyor, çünkü ailesi de onun arkasında. Çok güçlü bir annesi, babası, kardeşleri var. Hiç kolay değil topluma karşı böyle bir yargı suçlamayla çıkmaları, mücadele etmeleri. Tek başına mücadele ediyorlar ama çok güçlüler. Çocukların da arkasındalar, yanındalar. Onun o duruşu evet şunu gösteriyor. Mutlaka sonuna kadar hak arayışını yapmak zorundayız. Bizim daha çok sesimiz çıkmalı. Ve avukatlar da gerçekten mağdurların yanında olup onlara destek olmalı. Ama en önemlisi kamu personeli. Çünkü kişilerin gidebilecek yeri yok. Bu insanlar sadece karakola gidebiliyorlar, savcılığa gidebiliyorlar. Adalet arayışlarını bu şekilde yapabiliyorlar. Ve bu orada olan kamu personeline çok duyarlı olması lazım. Evet, müvekkilimin duruşu bu kadar ağır travmaya rağmen, çünkü kendisi evden tek çıkamıyor olaydan beri, hatta aylarca çıkamadı bile, şimdi ailesiyle ancak çıkıyor, hayatı çok bambaşka bir aşamaya evrildi, hiç düşünmediği, yani yeni mezun olmuştu, bir işe girmişti ama şu anda yine de hayata tutunmaya çalışıyor ve daha önce olan bir çok taciz vakasıyla da ilgili o kızların sesi olmak istiyor ve aynı zamanda da başka buna uğrayan kişiler varsa onların da gerçekten ses çıkarmalarını istiyoruz. Vakit bu zaman çünkü. Bu örnek olacak. Bu aslında hepimize örnek olacak bir noktada. Sokakta yürürken bile hepimiz birçok tacizle karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada kadınlara ne söylemek istersiniz? Hukuki alandaki karşılaşacakları zorlukları da ama getireceği kolaylıkları da düşünecek olursak, hem kendi yaşamlarına hem de o adalet kısmını getirecek olan kadınlara dair ne söylemek istersiniz? Şimdi bizim ülkemizde yasalarımız var.
ceza kanununda cezaları da var. Ama ben şunu gördüm, çoğu zaman takipsizlikle sonuçlanmasının ya da bir şekilde takip edilmemesinin nedeniyle aslında suçlar cezasız kalıyor. Çoğu zaman bu olaya maruz kalanlar şikayetlerinden vazgeçebiliyorlar, uğraşamayacaklarını düşünebiliyorlar veya en acısı hiç şikayet etmeyebiliyorlar. Ve sonuçta da evet bu daha büyüyor bu olaylar. Sesimizi daha güçlü çıkaracağız. Birlikte olacağız, yan yana duracağız ve evet ses gerçekten tek olmadığımızı, yalnız olmadığımızı bileceğiz. Bu bağlamda da barolar, STK'lar, kadın kuruluşları aslında kötü olaylar bazı yaşanmasına rağmen yine de karakollarda birçok işini iyi yapmaya çalışan insan da var. Emniyet görevlileri var, savcılarımız var. Sonuçta bu davayı da açan savcımız var. Birçok bugün dün yargılamada da evet onu dinleyip birçok belki farklı sorularla soran ama sonuna kadar dinleyen yargıçlarımız da var. Benim şeyim şu, yapabileceğimiz evet bir şey var. Sesimizi çıkaracağız. Sessiz kaldıkça bu iş bitmez. Sessiz kaldıkça, örtbas ettikçe unutulmaz. Bilakis artarak devam eder. Bizler de yanlarında, herkes kendi mesleği oranında da evet yanında olacak. Ve mümkün mertebede birlikte olduğumuzu da bilinmesi gerekiyor. Peki bu davaya ilişkin daha sonraki duruşmalarda ve devamına ilişkin buradan kadınlara ne çağrıda bulunmak istersiniz, ne söylemek istersiniz bizi dinleyenlere de ayrıca? Yani kimsenin sessiz kalmamasını. Evet, şikayette bulunmak zorundasınız. Evet, o başınıza gelen olayda siz suçlu değilsiniz. Kesinlikle siz suçlu değildiniz. Bunun da cezalandırılması gerekiyor. Ve bu konuda da evet uğruna mücadele vermeniz lazım. Teşekkür. Evet sevgili izleyenler, Aslı Koçak Arıhan'la dava sürecini konuştuk. Genç hekimin cesaretinden ve kadınlara umut olmasından bahsettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.